Arkadaşlar sanırım hala orada. Balkonun arkasından sikidi bir tuvalet beni izliyor. Bakın çok ama çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Balkonu açıyorum arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz ve şok olacaksınız. Açtım balkonu. Kapıyı açıyorum. Bir şey görürseniz kesinlikle yorumlara yazın. O ne lan? Abi bu ne? İlk gördüğümde bu yoktu. Bir şey diyeceğim, şunu içeri alayım ben arkadaşlar. Kapıyı da kapatayım direkt. Balkona çıkıp hava almak istemişim arkadaşlar. Şu pencereden bakın, tam şu karşıdaki pencere sıkı bir de tuvalet. Bana garip garip hareketler yaptı. Şimdi perdeyi kapatıyorum. Ve bu içindeki iksir midir nedir? Ve bir tane kağıt var arkadaşlar, fark ettiniz mi? Bakın içinde kağıt var. Ne olduğunu bilmiyorum. İğne gibi bir şey de koymuş içine. Şöyle bir düz bir kutu arkadaşlar. Arkasında önünde hiçbir şey yazmıyor. Ve içinde iksir olan bir kutu. Şöyle açıyorum. Abi böyle sarı bir iksir. Bir şey diyeyim, bu CD'ye benziyor lan. Siki bir de tuvalet işlemiş olmasın bunun içine? Bilmiyorum ve döküldü abi. Dökülüyor. Elim şu an CD oldu arkadaşlar. En iyisi şu kağıdı açalım arkadaşlar. Ve içinde ne yazıyor çok merak ediyorum çünkü. Oha! Oha! Diyor ki Skibidi tuvalet iksiri, dikkat ölümcül bir iksir. Şimdi ben bunu içersem ölebilirim. Ne işe yaradığını da bilmiyorum ve yanında şöyle bir şey var arkadaşlar. İğneye benziyor. Bakın şu göt tarafında iğne var. Dikkatli izlerseniz göreceksiniz zaten. Ve bunun kapağı var arkadaşlar. Şöyle açıyor. Aha açtım. Vallahi açtım. Bunun içine mi dökeceğim acaba iksiri? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben bunu kapattım ve bunu da böyle bir yere koydum. Bu kutu burada kalsın arkadaşlar. Belki Skibidi tuvaleti bunun içine çağırabiliriz. Ve bu görmüş olduğunuz silik denen iksiri içeceğim. Umarım ölmem. Çünkü kağıtta yazdığı gibi bu ölümcül bir iksir olabilir. Hazırsanız arkadaşlar ikisinin kapağını açıyorum. Konuşamadım. Bu arada çok fena iğrenç bir koku geldi odanın içerisine. Açamıyorum lan kapağını. Sesler geliyor. Tıs sesleri geliyor abi. Duyuyor musunuz? Çok dikkat dinleyin. Açacağım lan. Açacağım. Sanırım şifreyi söylemeden arkadaşlar bu kapak hayatta açılmıyor. Aslında bu kağıtta yazan Skibidi tuvalet bizim şifremiz oluyor. 3 defa Skibidi tuvalet diyeceğim, bakın kapak kendi kendine nasıl açılacak. Skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Kapağı açtı ama ya. Abi gördünüz mü? Kapağı açtı. Bir yandan dökeceğim diye korktum. Kapağı bir de havaya uçtu arkadaşlar. 3. dönemde kapağı havaya uçtu. Ve iksirin kapağı açıldı görmüş olduğunuz üzere. Ben bu iksiri içeceğim ama inşallah ölmem. Daha çok gencim çünkü. Arkadaşlar bu iksiri ben içerken hala böyleyse de bana bildirim açın. İçiyorum. Sidik kokuyor. Abi bildiğin sidik içiyorum. İçeceğim ama. Yapacak bir şey yok. Kusacağım. Bitti. Bitirdim iksiri arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi dibinde bir tane damla bile kalmadı. Hadi lan oradan. O ne lan öyle? Abi kutuya bakın. Çevir kamerayı. Arkadaşlar buraya. Oğlum bu Skibidi tuvalet bildiğiniz. Ben bu iksiri içince halüsinasyonumu görmeye başladım. Kamerada da gözüküyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu Skibidi tuvalet değil mi? Kesinlikle görüyorsanız yorumlara görüyorum yazın. Size de kalp bırakacağım. Ben delirdim, kafayı mı yedim abi? Bu Skibidi tuvalet bildiğin. Lan nereye gitti lan? Skibidi tuvalet. Oğlum az önce içindeydi. Arkadan ses geldi. Ses geldi. Ses geldi. Kapının oradan ses geldi arkadaşlar. Kapının oradan ses geldi. Yanlış mı duydum ben? Abi çok dikkatli izleyin. Kapıya doğru gidiyorum. Bu ne? Kağıt uçtu, önüme kağıt uçtu. Oğlum ne oluyor lan? Bir şey, bu kağıtta ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor, arkasından gördüm. Oha! Oha! Skibidi tuvalet siline sakın girme. Ve altında bir şifre var abi. S çizilmiş, K çizilmiş. 4 tane soru işareti var. Skibidi tuvalet siline, tuvalet yani Türkçesi tuvalet oluyor. Siline sakın girme. Bu şifreyi sanırım bu siline girdikten sonra öğreneceğiz. Arkadaşlar bakın bu gizemi sizlerle birlikte çözeceğiz. O yüzden çok ama çok dikkat izleyin. Minecraft'ta bu siline girdikten sonra şifreleri doğru bir şekilde yerleştireceğiz. Bakalım Skibidi tuvalet evime gelecek mi? Arkadaşlar şu an Minecraft'tayım. Bakın elimde Skibidi tuvaletin vermiş olduğu şifre kağıdı var. Ve sizlerle birlikte bu siline gireceğiz. Dünyada Skibidi tuvalet CD yazdım. Oyun buldum. Sonra tek ama zorda kalacak. Hileleri açtım çünkü envanteriyi uğraşmam gerekiyor. Tamam dedikten sonra daha fazla dünya seçeneklerinden tilt kısmına Skibidi tuvalet yazıyorum. Daha sonra dünyamızı oluşturabiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok enteresan olaylar bizi bekliyor. İnşallah şifre çözebiliriz. Bu ne? Oğlum başlar başlamaz enteresan şeyler görüyorum. Minecraft'ta böyle bir yapı yok. Normalde bu Alex'in evi. Bir dakika Alex'in evi mi? Steve'in evi mi? Emin değil. Alex'in evi abi. Sen renginden anladın. Biz de şu an Alex'i görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta skin'imiz olmasına rağmen zombi çiftler beni takip ediyor galiba. Sesler geldi. Oyunumuzun zorluk modu dediğim gibi zordu arkadaşlar. Ben burayı açacağım ama bak şurada bir tane tuzak olabilir. Bu yüzden bunu direkt kırmak istiyorum arkadaşlar. Kırdım. Kapıyı açtım. Burada tuzak vardır muhtemelen. Alex. Bana saldırma Alex. Saldırmadı lan bana. Kapattım seni. Lan aile içeride. Aç kapıyı. Defol git lan buradan. Defol git. Defol. Aynen. Şu an gitti arkadaşlar. Bizim bloğa ihtiyacımız var. Hemen sana da açtım. Blok yok mu? Blok yok mu? Kapıyı kapatmam lazım. Alex bana saldırabilir. Bana bıraktım. Hiçbir şey yok bu. Bir şey diyeceğim. Bu ne? Müzik ismi Melohi. Bu ne lan? Oğlum dalga mı geçiyorum? Bu sandığın içinde hiçbir şey yok ama. Domuz et. Domuz eti yemem. Ben Müslümanım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Çızırı yerim.
Buraya spawn point'imizi çektim. Yok, spawn point çekmek yok. Bu yatağı aldım. Yastıkla birlikte, yorganla birlikte buradan kaçarım abi. Selamına bekliyorum. Arkada bir delik vardı galiba. Buradan kaçmak istiyorum. Çünkü oradan bir tırstan zombicikler beni kesebilir. Şimdi arkadaşlar, bu noktadan itibaren ileri doğru gideceğim. Orada bir tane kilise var fark ettiniz. Şeytani kilise. Normal köylerdeki kilise falan da değil. Ben buraya ileri doğru gidiyorum arkadaşlar. Yatağı çektim. Mezarlık var. Abi mezarlık var, sıçtım. Gerçekten gizemli seedlerde bu mezarlıkları bulabiliyorsun arkadaşlar. Minecraft'ta normalde böyle bir mezarlık yok ve kemikleri var arkadaşlar. Yanıyor, korkuyorum. Selam, o ne? Abi o ne? Tövbe bismillah. Haç falan çizmişler burada. Bunu açamam abi, çok fena kork. Bir şey çalıştı lan. Abi bir şey çalıştı. Bir şey çalıştı. Baba kredisyon işareti çıkıyor. Bir şey yok burada. Şunların altını kırarsam içi... Sandık var! Sandık var! Açtım. Tuzak sandık da olabilirdi ama kemikler var arkadaşlar. Hiçbir bok yok. Burada da kanım var görmüş olduğunuz üzere. Şu meşaleyi alırım. Alamadım. Şimdi alırım. Teşekkür ederim. En azından bir ışık olur. Kızıltaş meşalesi olsa bilene. Şimdi ileri doğru gidiyorum. Bakalım bizim neler karşılayacak? Tövbe ismi. Mila! Köy var lan! İstediğimiz köy burada! Şifreyi burada bulabiliriz! Dakika. Omuzların gözlerine çok dikkat edin. Arkadaşlar tepe göz var orada. Korktum ben. Bir tık korkarım abi. Köye doğru gideceğim. Şeytani bir köy arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Entellektelli. İleri doğru gidelim. Açacakla bağırın her zaman. Gökyüzüne bakın. Gökyüzü... Kanlı gökyüzü oldu. Abi korkuyorum şu an. Korkuyorum, evlerin içine teker teker bakacağım. Ne amın aleyküm, o ne içerideki ne? İçerideki ne lan? Kulyaban Osman. Skibidi tuvalet, burada mısın? Skibidi tuvalet. Bana zarar vermişsin değil mi? Şuraya bir spawn point çekmemiz yok mu? Şuraya incecik yere, ha tamam. Oraya spawn point'imizi çektik. Eğer ölürsek şurada olacağız ve envanterimiz kolay çıktı. Şimdi arkadaşlar, buralarda değişik yapılar var fark ettiyseniz. Ben bunları başka bir tilt gezeminde görmüştüm. Ama buralarda bir yerlere şifre olması gerekiyor. O şifreleri çözebilecek miyiz? Önemli olan kısım o. Çünkü kağıtta arkadaşlar, bu gerçek bir kağıtta. Şifreleri yazacağız teker teker ve bakalım Skibidi gelecek mi? Hemen şuraya gireceğim. Sandıklara bakacağım. Sandıkta. Aha! Burada bir şifre arkadaşlar. Bakın. Bu ne? 3. 3 var burada. 2 var. 1 var. Yok. Böyle değil bence. Bence ilk şifremiz ne biliyor musunuz? 3. Çünkü ilk bulduğumuz sandıkta 3. Yani bitişik bir şekilde 3 eşya bulduk. Bu ne lan? Bir dakika, biz benim cam şişeye ihtiyacım var. Cam şişe nasıl yapabiliriz? Kumu yakarak arkadaşlar cam şişe yapabiliriz ama burada kumlar olmaz galiba. Emin değilim. O içeri içmemiz gerekiyor anlaşılan. Ama kum nerede, hiçbir fikrim yok. Kum neredesin kum? Ama Arabistan'da olur çöl bebeğim. Aha burada sandık buldum. Ve sandığın içinde değişik bir tane kılıç çıktı. Bu kılıç ne işime yarayacak bilmiyorum. Entity 303 gümüş orak demek. Orak sickle orak demek arkadaşlar. Bu ne işime yarayacak benim? Çok mu güçlü vuruyor? Kaç vuruyor bu? 82 saldırı hasarı. Oğlum ben bunu bir korum. Düşmanların hepsi yeter. Neyse ileri doğru gideceğim. Umarım karşımıza bir helametlik şeramitlik çıkmaz. Bize kum lazım. Kum nerede bulabiliriz? Acaba ahanda kum buldum galiba. Vallahi billahi buldum. Şimdi ben bu kumları yakarak cam şey yapacağım arkadaşlar. Ve cam şeyle o ilginç iksiri içeceğim. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. 3 tane yetiyor galiba. Biz normal birkaç tane daha alalım. Şunları toplayalım. Hemen şöyle bunları yakarak cam şey yapacağız. Cam şeyden sonra da iksiri içebiliriz. Şimdi bunların hepsini aldım. 10 tane bize hali hali yetecek. Bize sadece lazım olan tek şey, aynen ağaç lazım. O ağaç, bu ağaç olur mu acaba? Bu 2 saatte kırılacak mı acaba? Bir dakika. Bu ağaç oluyor mu emin değilim. Kanlı bir ağaç arkadaşlar. Bunun kesin içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Çok dikkatliyim. Oğlum yarım saatte kırılmıyor lan. Kıracak mısın bugün? Hiçbir şey çıkmadı. Peki. Orada bir tane daha ağaç gözümü kestirdim. Şunu aldım elime. Teşekkür ederim. Şuradan ne olur ne olmaz bir kum aldık. Belki bir şeyler olur ve yine bir şekilde şişeyi yapamayız. O yüzden ben direkt bunu kırdım aldım. Şimdi bize tek lazım olan şey... Burası neresi lan? Oğlum suya bakar mısınız? Kanlı bir su. Ve bize bir şey lazım. Ocak lazım. Ocak biz bir yerde görmüştük galiba. Aha burası maden yeri mi? Olabilir. Bakacağım. Maden, duman fırını olmaz ki. Bize normal bir ocak lazım. Çekil! Çekil şuradan. Bize normal bir ocak lazım. Sanırım bir ocağı şeyde görmüştüm ben. Nerede görmüştüm? Güzel soru. Garip yapılar var ya böyle. Buralarda bir yerlerde. Orada bir tane ocak görmüştüm. Aha da şurada olabilir. Aa, gözümü kestirdim. Ben buraya gidip ocağım bir şey yapacağım arkadaşlar. Aha vallahi burada. Hemen geldim buraya. Akasya kütüğünü yanlış yere koydum. Buraya koyacağım ve bunu da koydum. Camımız yaptık arkadaşlar. Bir dakika, bir tane yeter miydi? Hiç emin değilim ama inşallah yeter. Şimdi bunlar oluşana kadar başka bir şey var mı acaba burada? Ama kıramıyoruz ki, çok güçlü bir şey. Aha vallahi bir tane aldım. Yetmeyecek. Hayır, bir tane yetmiyormuş. Neyse şuradan alırım ben. Bunları kıracağım ama şu inşallah yakılmaz diyecektim, yakmadı. Tamam mükemmel. Şunu da alacağım arkadaşlar. Yakabiliriz. Bunlarla yakabiliriz. Çok güzel, onu da aldım. Şunu da alacağım. Kırıldı hadi. Tamam kırıldı, teşekkür ederim. Şunu da alacağım, ne olur olmaz tahtası. Bunu da aldım ve buraya geldim. Peşet ataların hepsini buraya diktim. Mis. Şimdi camlar oluşana kadar etrafımızı inceleyelim. Belki başka şifreler falan da bulabiliriz. Bir dakika. Bizim o iksir aradığımız yer ne taraftaydı? Sanırım şu ev, yok şu evdeydi galiba. Bir dakika tekrar bakacağım. Hemen şöyle girdim. Selamun aleyküm dedim. Ve bakıyorum burada değil. Başka bir evdeydi galiba. Şu evde miydi? Bu da değildi galiba. Yok. Bir de şurada bir tane ekmek yapmamıza gerek arkadaşlar. Çünkü ekmeğe de ihtiyacımız var. Açık var mı? Sıkıntı.
buğdayları elime aldım. Buğday yapamıyorum değil mi? Hemen geldim cam tamam. 5 tane cam yeterli galiba. Tamam bütün camlarımızı aldık. Şimdi iksirin olduğu eve gideceğim. Tamam. Sanırım şuradaki evdeydi arkadaşlar. Çünkü kapısı açık kalmış orada. Bunlar da havuç tohumu mu? Ne bunlar? Bunları yiyebiliyor muyuz? Yiyemiyorum galiba şu an. Bunlar karpuz tohumu değil mi? Aynen şu an yiyemiyorum. Ve iksir burada. Mükemmel. Hatta ekmeğimiz var. Şu ekmeği yiyelim arkadaşlar. Bir güzelinden yiyelim. Çünkü iksir içince ne olacak çok merak ediyorum. Şimdi geldim. Bize çalışma masası mı lazım? Yukarıdan tıklarız. Cam şişe yapmamız için arkadaşlar çalışma masası gerekiyor bildiğiniz üzere. Hemen şunları aldım. Son bir tane daha tahta. Ve çok güzel çok tatlı. Akasya tahtalarını bu şekilde dizersem çalışma masasını elde edebiliyorum. Tabii ki hep şuraya koydum. Ve cam şişe arkadaşlar hazırsanız yapıyorum. 3 tane cam şişe veriyor bana. Mükemmel bebeğim. Hatta bir tane daha yapalım. Şöyle şunları çektim. Bir tane daha. Niye vermedi lan? Tamam bir dakika yanlış koymuşum. Evet daha cam şişelerden cam şişe yapacaksın değil mi? Mükemmel doğum. Tamam şimdi ekmekleri yapacağım arkadaşlar. Ekmek nasıl yapılıyordu? Tamam bunları da aldım. Mükemmel. Bana 6 tane ekmek verdi. Hatta şunları da yiyeyim ne olur ne olmaz diye. Cam şişelerimizi elime alıyorum ve iksirleri doldurdum. Vallahi iksir doluyor şu an. Vallahi iksirleri doldurdum. Ne? Su şişesi mi? Oğlum bunlar kanlıydı. Bana hiçbir etki vermeyecek şimdi. Ve bu garip bir yasaklar ne? Bir dakika. Bu normal bir su şişesi değil galiba. Oğlum bunlar ne? Oo ne lan? Abi ben buraya bir yere yatarım. Bir dakika yatağımız var mıydı? Yatağımız vardı. Şöyle hem spam point çekelim hem de uyuyalım arkadaşlar. Çünkü o yaratıklar ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Gidip bakacağım yarın olduktan sonra. Selamünaleyküm. Oğlum bu ne? Bak şu ne arkadaşlar? Ve golemle değişik bir golem. Çatışıyor. Bu ne abi? Selamünaleyküm. Bu ne abi? Bir dakika şuna vursam bana zarar vermez. Oha! Vurduğum için hiçbir şey çıkmadı. Oğlum başka bir yaratık yok mu burada? Şifre bulmamız lazım bize. Ben hiçbir şifre bulamadım şu ana kadar. Arkadaşlar bir şeyler görebiliyorsanız kesinlikle öğrenirsiniz. Çünkü ben şu ana kadar hiçbir şifre bulamadım. Aha! Valla! Buldum. Bir dakika. Tamam bu şifreyi de sonraki bölüme saklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü orada değişik bir yaratık var. Bakın görüyor musunuz? Tam baktığım yerde. Ucunda arkadaşlar. Bu videoya sağlam like bekliyorum. En az bu videoya 5000 like gelirse. Sonraki bölümde bu şifrenin gizemlerini çözeceğiz. Ve bu kağıda sırasıyla şifreleri yerleştirdikten sonra evime skilbili tuvaleti çağıracağım. O yüzden bu videoya like'ı muhafaza ediyorum. Herkese abone olsun ve diğer videolara kesinlikle izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.